Aslan. Aysa. Hiç görmedim. O kadar ince değil o bir tanecik. Hani bulabildiğimiz. Yapıyorum ben hocam. Ha, yapıyor musun? Hı hı. Şimdi bardak altlığı yapıyoruz arkadaşlar. Bardak altlığının en kolay hali uygulamaya. Birbirlerine sabitliyorsunuz. Boyarken de hatta tek tek boyamayla uğraşmayın arkadaşlar. Hep söylüyorum. Duyuyor musunuz beni? Bardak altı çalışacaklar. Şu anki çekimle ilgilensinler. Bakın. Birbirine yapıştırdım. Kesenimi seçtim. Pirinç dekupajı. Tırnak uçusunu yaptım. Dekupaj tutkalını çıkar bana. Bırak bir tanecik. Ben çalışırken müdahale etmeyin ki kendi kendinize de tek başınıza nasıl yapacağınızı pratikliğini gösteriyorum sizlere. Bir pirinç dekupaj, açık renk boya, bir de fırçayla, dekupaj tutkalıyla, bir takımı çok rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Yine ıslak mendil rica edeceğim sizden. Şimdi. Ölçüye göre kestim. Şimdi buraya bakın. Kalın terli kuşa hiç fark etmiyor. Dekopaj tutkalımız var. Her zaman gibi. Bu peçete tutkalı da olabilir elinizdeki. Yüzeye sürdüm. Fırça elinden bırakmıyorum. Pirincimi yerleştirdim. Pirinci bu özelliğine bayılıyorum. Hani aceleyle yanlış yapıştırmada bile çekiştirebiliyoruz. Tamam, tut oradan. Şuradan tut. Tamam, bırakabilirsin. Sıfıra rica
şekilde kuruyor arkadaşlar. Kenara kandırıyorsunuz. Puzzle gibi bir şey olacak. Aynen şey yapıyorsun. Falçatayla kuruduktan sonra kesiyorsun. Bu hazır olmuş oluyor. Bu arada da ne yapıyorsunuz? Kasasını içindeki renklerden, bak pembeyi seviyorsun ya, içinde şu kenarları beyaz boyayabilirsiniz, alt tabanını pembe boyayabilirsiniz veya su yeşili boyayabilirsiniz. Atma. Yok, aynen. Sonra beyaz, dış kasayı beyaza boyadınız ya arkadaşlar. Alın elinizdeki deseni, şu şekilde bir kopajla yapıştırın. Küçücük parça bile bizim işimize yarıyor. Hani direkt içine yerleştirin. Başlıkları göstermeyeceğim. En pratik, evet, çok alt taban uygulaması. Boyarken de bantlayarak yapın. Tek tek yaptığınız zaman sıkılıyorsunuz. Evet. Bantlayın. Açık renge boyayın. Kurusun.